Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tercihi nasıl yapmalıyız ya da tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz bunun üzerine konuşmak istedim. İlk klasik bilgileri vereceğim. Yani şu arkadaşlar, birinci yapmanız gereken husus. Asla puana göre tercih yapmıyoruz. Neye göre tercihimizi yapıyoruz? Sıralamaya göre tercihimizi yapıyoruz arkadaşlar. İkincisi, ön taraflara yani tercihin arkadaşlar ilk sıralarına lütfen en çok istediğiniz bölümleri yazın arkadaşlar. Sıralamanızla alakalı olarak şöyle söyleyebilirim. Burada önemli olan noktamız şu. Eğer gitmek istediğiniz bölümün önü açıksa, örnek veriyorum, sınıf öğretmenliği olur, Türkçe öğretmenliği olur, okul öncesi öğretmenliği olur ya da arkadaşlar özel eğitim öğretmenliği olur. Özel eğitim fakülteleri için söylüyorum. Ya da tıp fakültesi olur ya da diş fakültesi ya da eczacılık arkadaşlar, fark etmez. Eğer gitmek istediğiniz bölümün önü açıksa kesinlikle ve kesinlikle lütfen şehire önem vermeyin. Hani şu, tabii sana Ankara geliyorsa ya da İstanbul, İzmir geliyorsa sen tutup da git ben sana Erzurum'u yaz ya da Hakkari'yi yaz demiyorum arkadaşlar. Bu sınırda kalan arkadaşlarımız için. Yani şu, tam sınırda kalmıştır. Erzurum geliyordur ama daha öncesi farklı bir şehir gelmiyordur. O zaman sen önü açık bölümse Erzurum'u yaz. Yani gitmek istediğiniz bölümün önü açıksa şehre önem vermeyin arkadaşlar. Peki hocam, gitmek istediğiniz bölümün önü açık değilse bu durumda arkadaşlar iş olanaklarını düşündüğünüzde bu durumda hani gitmek istiyorsunuz bölüme ama bölümün önü açık değil. Örnek veriyorum, tarih bölümü ya da iş koşullarından ÇEKO arkadaşlar ya da işletme. Bu duruma ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Büyük şehirler yazmaya gayret ediyorsunuz ki çünkü büyük şehirlerde iş bulma olanağımız daha fazla olur ya da en azından kendi bölümünüze benzer başka bir iş imkanı da bulabilirsiniz. Hani küçük şehirlerin bu konuda imkanları biraz daha kısıtlı. Lütfen bunu da göz önünde bulundurun arkadaşlar ki mezun olduktan sonra, artık lisans mezunu olduktan sonra kimse hani işsiz kalmanızı asla ve asla istemez. Lütfen bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. O yüzden şöyle diyebiliriz. Gitmek istediğiniz bölümün önü açıksa istediğiniz şehri yazabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ama gitmek istediğiniz bölümün önü açık değilse, yani tıkalıysa arkadaşlar, en azından büyük şehirlerde okumak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm arkadaşlar. Peki hocam, sıralamaları yaparken sıralamaya kaç binden başlayalım? Arkadaşlar bu seneki sıralamalar, zaten bunu söylemiştik, yığılmaların bol olduğu bir sene oldu. Örnek veriyorum, şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki bir sayısal öğrencisi ya da eşitarlık öğrencisi ilk 100 binin içinde, ilk 50 bini söylemiyorum arkadaşlar, 100 bin bandındaysa bu durumda 50 binden itibaren yazmaya başlasın. Sözel öğrencisi 100 bindeyse bu durumda sözelde fazla kayma olacağını düşünmüyoruz. 85 bin bandından yazmaya başlasın arkadaşlar. Ama eğer sizin sıralamanız eşit ağırlık ve sayısalda 200 bin civarındaysa bu durumda 100 bin öne çekerek yazın. Yani şu, benim sıralamam mesela eşit ağırlıkta 200 bin. Hocam kaç binden itibaren bölüm yazmaya başlayayım? Arkadaşlar o zaman 100 binden itibaren yazmaya başlayın. Ama garanti olsun diye sıralamanız 200 bin ise 250 bine kadar çıkın arkadaşlar. Ama şu, bizim sayılarımız büyüdükçe, yani sıralamalarımızdaki sayılar büyüdükçe, örnek veriyorum 300 bindeyseniz arkadaşlar 160 binden itibaren yazmaya başlayın. 500 bindeyseniz 300 bin, 250 bin, 300 bin bandından itibaren yazmaya başlayın. Çünkü eşit ağırlık sıralamaların içinde oldukça sayısal var arkadaşlar. Çünkü sayısal öğrencilerimiz matematik yüksek ne yaptığı için otomatik olarak bazı yerlerde eşit ağırlık öğrencilerin önüne geçiyor. Örnek veriyorum, eşit ağırlıktaki öğrenci 700 bindeyse o zaman 400 bin, 450 binden itibaren tercihini yapmaya başlasın arkadaşlar. Zaten net olarak oluşturduğunuzda tercihleri videonun altına yorum yaparak neler yapabilirsiniz ya da neler yapmamalısınız, bunun üzerine tartışma yapabiliriz ya da tartışmalarımızı gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Zaten şunu da söylemek istiyorum size. Tercih zamanında şimdiden hazırlıklara başladık. İstanbul'da, İzmir'de, arkadaşlar Adana'da, Kıbrıs'ta okuyan eski öğrencilerimizle, artık mezun senelerine gelen eski öğrencilerimizle video çekmeye başladık. Bunlarla da biz görüştükten sonra, onlara sorularımızı sorduktan sonra da kafanızda bazı şeyler netleşir diye düşünüyorum. Ve hepinize güzel tercihler diliyorum. Umarım her şey gönlünüze göre olur arkadaşlar.